Merhaba. Bu videomuzda animasyonu tersine nasıl çeviririz onu göstereceğim. Scale keys kullanacağız. Animasyonumuza bakalım. Karakterimiz eğiliyor. Yaklaşık 38 frame. Bu hareketi tersine çevireceğim. Öncelik olarak şuradan meşi kapatalım ki sadece kontrol objelerini seçebilirim. Hepsini seçiyorum. Başlangıç ve bitiş. Buraları seçip S harfine basıp birer key oluştururum. Yani bütün parametrelerin keylenmiş olması lazım ki hepsini topluca tersine çevirebilsin. Daha sonra grafik editöre giriyorum. Gördüğünüz gibi animasyonumuz tamamı burada. Bu animasyonu tersine çevireceğim. Bunun için Edit Scale şurayı resetleyelim. Şu üst kısımda tamamını seçeceğiz. All Scale Pivot seçeceğiz. Burası ise başlangıç ve orta nokta. Yani animasyonun başlangıcı birinci frame'den başlıyor. Orta noktadan tersine çevireceğimiz için, yani merkezinden tersine çevireceğimiz için buraya o değerleri gireceğiz. Tabii bunu her zaman şuraya eksi 1 yapmamız gerekiyor. Eksi 1 animasyonumuz 38 frame olduğu için bölü 2 19. frame, yani şu tam orta noktası burası animasyonun. Burada 19 giriyoruz. Yani bunu eksi 1'den tutup orta noktasından tersine çevir diyoruz. Şu alttaki değerlere dokunmayalım. Bunlar animasyonun değerlerini, yani channel box'taki değerlerini eksi yöne çevirir. Diyelim 10 derece rotate olduysa eksi 10'a çeviriyor. Eğer burayı eksi 1 yaparsanız. Ama o zaman animasyonunuz tamamen bozulacaktır. Biz burayı bu şekilde bırakalım. Apply diyelim. Şimdi bakalım animasyonumuz gördüğünüz gibi tersine döndü. Şimdi yerden kalkıyor. Animasyonumuz başında değil mi? Ayaktaydı. Yere doğru eğiliyordu. Tekrar bakalım. Şöyle tekrar tersine çevirelim. Şimdi bakın ayakta. Yerde. Ayakta. Ayaktayken yere eğiliyor. Tekrar başa gelelim. Tersine çevirelim. Yerden ayağa kalkıyor. Bu şekilde animasyon tersine çevirebilirsiniz. Başka bir yöntem olarak ise şunu da gösterebilirim. Buradaki keylerin tamamını kopyalayalım. Yani şuradan da yapabilirsiniz. Şunların hepsini seçelim. Copy. Şöyle ileriki bir 100. frame'le yapıştıralım. Daha sonra bunların tamamını seçip, bu da farklı bir yöntem olarak ama bu çok sağlıklı değil. Hızlıca animasyonu geri çevirmek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Şuradaki Region Tool'u seçeceğim. Şöyle hepsini seçtikten sonra daha sonra bunu tutup şöyle tersine doğru çekeceğim. Şurada bırakıyorum. Şimdi tekrar bakalım animasyonumuza. Şuradan başlıyor. Oturduğu yerden tekrar gerisin geri kalıyor. Tabii şurada bir fazlalık bir animasyon oluşuyor. Şunları şöyle seçip silebilirsiniz. Tekrar bakalım. Yere oturdu. Oturduğu yerden tekrar gerisin geri kalktı. Yalnız bu orada animasyon tabii rastgele scale ettiğimiz için animasyonun hızı doğal olarak değişecek. Şu anda kaçta? Bunu şöyle de ayarlayabilirsiniz. 64 103 hesaplayalım. 38 frame olması lazım. 100 eksi 64 36 frame. Bunu 2 frame daha uzatmanız gerekecek. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz. Şunu kullanabilirsiniz. Birinci frame'imiz nerede? Tam olarak şuradan başlıyor. Buna iki kere tıklıyoruz. Şunu seçtikten sonra Retime Tool'u seçtikten sonra şöyle iki kere tıklıyorum. Sonra son frame'e gidiyorum. Burada da iki kere tıklıyorum. Sonra bunu iki frame öteleyip animasyonum olması gereken yere doğru çekeceğim. 104 ve 105. Tamam. Yalnız burada keyler kaydığından dolayı, yani tam olarak şöyle oturmadığından dolayı bunları seçip snap
yapabilirsiniz. Bunu şuradan da yapabilirsiniz. Şöyle seçebilirsiniz. Sağ tıklayıp snap dediğiniz zaman en yakın K'ye onları otomatik olarak oturtuyor. Şimdi tekrardan bakalım. Ayağa kalk. Evet. Bu da farklı bir yöntem. Yine farklı bir yöntem olarak bonus tool altında animation var. Burada reverse animation var ama önce bunu internetten indirmeniz gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Maya 2018 bonus tool download diyelim. Şurada 2016 ile 2019 arasında ki versiyonlarda çalışabilen versiyonu indirebiliyorsunuz. Burada Windows 64'ü seçmeniz gerekiyor. Eğer PC kullanıyorsanız, Mac kullanıyorsanız bunu seçersiniz. Şuradan download yapacaksınız ama önce bir e-mail falan filan sonra onları yazıp girersiniz, indirirsiniz. İndirdikten sonra Maya kapalıyken bu setup'ı kuruyorsunuz. Ondan sonra Maya'yı tekrar açtığınızda ne geliyor karşınıza? Burada bonus tool çıkıyor. Bonus tool altında animation altında reverse animation var. Reverse animation animasyonu tersine çeviriyor. Benim videonun başında anlattığımı çok daha kısa bir şekilde böyle yapabilirsiniz ama bütün animasyonu çeviriyor. Yani belli bir kısmını değil sadece. Şöyle göstereyim. Animasyonumuz gördüğünüz gibi yere doğru eğiliyordu. Geri alalım. Animasyonun tamamını seçiyorum. Sadece yapmam gereken şurada midpoint demek orta noktasında. Yani olduğu gibi ters yöne çevir demek. Apply diyelim. Gördüğünüz gibi animasyonumuz artık ters yönden başlıyor. Yani ayaktayken artık şimdi yerde. Animasyon tersine dönmüş oldu. Eğer animasyonu belli bir noktadan başlangıç noktasından veya bitişinden ters çevirmek isterseniz, örneğin 37. frame'den bu tarafa doğru ters çevirmek istiyorsanız şu kısmı olduğu gibi alıp bu taraftan 37. frame'den sonra ters çeviriyor. End'e tıklayıp apply dediğinizde şöyle zaman sürgüsünü açalım. Bakın 37. frame'den sonra bundan 37. frame'den baz alarak animasyonu sağ tarafa doğru burada tersine çeviriyor veya şuradan tutup Start'a basarsanız başlangıcı burası kabul ederek animasyonu bu tarafa doğru reverse ediyor. Tersine çeviriyor yani. Evet, bu çok daha kolay. Böyle bir script kullanmak animasyonu tersine çevirmek için çok daha kolay. Bunu da kullanabilirsiniz.